Kanal T ekranlarından merhaba. Sektörün aynasında sektörler arası yolculuğumuz Bartın'ın Güzeller Güzeli ilçesi Amasra'da devam ediyor. Bu bölümümüzde Amasra Büyük Limanı'nda hizmet veren balıkçının yerindeyiz. Yanımızda işletme sahibi Ali Bey var. Arkadaşlarımızın sizler için hazırladığı VTR'yi izledikten sonra Ali Bey ile sohbetimize başlıyoruz. Ali Bey merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbete başlarken sizi biraz tanıyalım. Ben Ali Zor. Amasra'da yıllar öncesinden beri balık sektöründe uğraşan, şu anda da restoran sektöründe uğraşıyoruz. Bu sektörden önce, yani restoran işinden önce zaten siz balıkçılıkla uğraşıyordunuz. Aileden gelen bir meslek. Evet. Sonrasında da balığı tutmakla kalmayıp misafirlerinize de sunuyorsunuz, restoranınız var. Gayet keyifli, hoş saatler geçirebilir gelenler buraya. Kaç yıldır buradasınız? Burada ilk kurulan yerlerden birisi değil mi bu şu anda bulunduğumuz balıkçının yeri? Sektör olarak bizden öncesi var ama 12-13 yıldan beri de biz daha önceden de balık toptancılık işiyle 69 senesinden beri baba mesleğimizdir. Şimdi bizler için harika bir masa hazırlamışsınız. Birbirinden güzel lezzetler var önümüzde. Bunlardan biraz bahsedelim. Menünüzde neler var? Gelen misafirleriniz neler bulabilir sizde? Balık çeşitleri olarak tava ve ızgara ve buğulama şeklinde ayrıca et ve tavuk ürünleri üzerine ürünlerimiz bulunmaktadır. Evet. Zeytinyağlılar yanında mezeler mevcut. İsteğe, zevke göre. Peki Amasra'da burası balıkçı şehri aslında. Balık tutuluyor günlük bir şekilde ve tüketiliyor. Özellikle bu bölgede neler var? Hangi balıklar daha çok? Karadeniz'de bulunan bütün balıkların hepsi Amasra'da mevcut. Her balık mevsimine göre, çeşidine göre Eylül-Ekim ayında palamut, lüfer, istavrit, Tirol balıkları türünden barbun, kalkan, mezgit bulunmaktadır yani. Evet. Peki müşteri portföyünüz hakkında biraz konuşalım. Size kimler gelir, mekanınızı kimler tercih eder ve neden sizi tercih ediyorlar? Sağ olsunlar. Genelde ağırlık Ankara ve İstanbul'dan gelenler. O da Ankara'ya yakın olmasından dolayı Amasra'nın. 285 kilometredir Amasra'ya. Ürünlerimizde günlük taze, bu meslekte daha önceden balık tecrübemiz olduğundan dolayı müşterilerimize günlük taze ve özellikle balığın kalitesi olan o şekilde sunmaya çalışıyoruz. Balığın illa bugün aynı saatte çıktığı tesisatına bağlı. Voli ile çıkan balık mesela şu anda palamut sezonu. Voli ile çıkan balık ayrıdır, olta balığı ayrı, gırgır balığı da ayrıdır. Yani illa bugün çıkması önemli değil yani balığın hangi şeyle avlandığı çok önemli bu meslekte. Aslında önemli bir noktaya değindiniz. Biz tabii hemen ne zaman çıktığına denizden bakarız. Hani tazelik, lezzetli mi değil mi diye ölçek o. Ama siz diyorsunuz ki biraz da neyle tutulduğu da önemli. Evet, çok önemli hem de. Yani illa saat 3'te aynı balık tutulması önemli değil. Yani voli dediğim gibi gırgır balığı, olta balığı çok değişik olur yani. Bu da yani damak tadına tekabül eder yani. Peki Amasra biliyorsunuz sizin de söylediğiniz gibi hem Ankara hem İstanbul'a çok yakın olduğu için konumundan dolayı dışarıdan sürekli misafir ağırlıyorsunuz. Yerli turistlerimiz, yabancı turistlerimiz geliyor. Tabii bu yakınlık çok önemli bu noktada ama yaz döneminde çok kalabalık olduğunu biliyoruz. Kışın nasıl burası ve siz yaz kış burada mısınız hizmet için? 12 ay açıkız ve genelde kışın da olsa hafta sonları cumartesi pazar Ankara ve yakın çevreler, Bolu, İstanbul çevrelerinden gelen çok oluyor. Yani kışın da açıkız şu anda 12 ay. Şimdi balıkçılıktan geldik, restoran işini yapıyoruz diyorsunuz. Önümüzdeki günler için projeler neler peki?
Valla önümüzdeki projelerin içinde en iyi hizmeti sunmak gelen müşterilerimize. Yani en taze ve en güzel şekilde ürünlerimizi sunmak. Tabii söz konusu deniz ürünleri olunca tazelik çok önemli. Bir o kadar önemli olan da biliyorsunuz ki servis. Hani servis nasıl yapılıyor? Bir kere görsel olarak bir hitap etmesini istiyor gelen müşteriler. Ama servis elemanları da çok önemli. Personel alımında nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii ki tecrübeye çok önem veriyoruz. Yani bu meslek hizmet sektörü olduğu için çok önemli. Bizim bir de yani burada sezonun kısa olması... O da çok önemli etkenlerden biri. Bunu da illa seçerek alıyoruz elemanı yani. Ne kadar olsa kışın baksak da elemanımıza özellikle daha böyle hizmet verebilecek kişileri alıyoruz yani. Aktardığınız bilgilerden ve bizi ağırladığınız için de ben teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Balık yerken yakaladık sizi. Ne yiyordunuz? Mezgit. Mezgit. Evet. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Çok güzeldi. Ama sürekli geldiğimiz bir yer. Amasra'yı çok seviyoruz. Amasra çok güzel bir yer değil mi? Evet, çok güzel. Cennetten bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Eğer bugüne kadar gelmedilerse diyoruz, kesinlikle, mutlaka Amasra'ya uğrayın. Evet, gelmeleri gerekli. Çok güzel. Görülmesi değer bir yer. Ondan sonra balıkçının yeri de çok güzel bir restoran burası da. Güler yüzlü insanlar, güzel bir ortam, sıcak bir ortam. O kadar. Keyifli, vakit geçirip lezzetli yemekler yiyoruz diyorsunuz. Kesinlikle çok güzel bir yer. Peki, afiyet olsun o halde. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Size de bir fikrinizi soralım. Şöyle, siz ne yediniz? Hamsi. Hamsi yediniz, doğru bir tercih bence de. Özellikle tam dönemi bu aralarda. Valla çok güzel, her şey çok güzeldi. Salatasından özellikle Amasra salatası olsun, güveç de karides. Evet, özellikle harika, tereyağı da çok güzeldi. Zeytinyağlıları denediniz mi? Daha onlara gelemedik, bunlar bizi yeterince doyurdu. Onlar inşallah başka bir sefere kısmet olursa yiyeceğiz. Personelinden dahil bütün aşçısıların çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzel, çok mükemmel. Herkesi bekliyoruz Amasra'ya. Biz geldik, bir daha geleceğiz. Bir de Amasra için çok güzel bir dönem değil mi? O yazın sıkıcı sıcağı gitti artık. Kalabalık da uzaklaştı. Bahar dönemi, sonbahar tam da güzel. Tadını çıkarmak için. Ferah ferah gezebileceğimiz bir ortam zaman. Ama süper oldu bizim için de. Tekne turu çok güzeldi. Amasra harika bir yer. Yani hani doğa harikası. Başka söylenecek bir laf yok. Yani herkes gelip bir görsün mutlaka. Değil mi? Kesinlikle. Balıkları da beğendiniz. Denizden tutulup direkt ağdan masamıza geldi. O derece. O kadar taze, o kadar canlıyızlar. Balıkçının yerine daha önce gelmiş miydiniz? Amasra'ya ilk defa geliyorum. Arkadaşım sayesinde, o daha önce gelmişti. Onun tavsiyesi ve zorunluluğu üzerine geldim. Geldiğime hiç pişman değilim. Çok mutluyum, çok huzurluyum ve herkese bekleriz buraları. Peki, yemekler burada güzel. Balık çok taze. İşte zeytinyağlılar harika falan. Ama diğer yandan çalışanlar nasıl, esnaf nasıl, sıcakkanlı görünüyorlar değil mi? Hepsi. Yani Karadeniz insanı zaten sıcaktır denilir hep. Ve kesinlikle katılıyorum. Özellikle buranın çalışanlarıyla çok güzel eğlendik. Kalkamıyoruz zaten buradan. Çayımızı kahvemizi içtik, hala oturuyoruz. Gidemiyoruz. Yemek için olmasa da sohbet için geliriz diyorsunuz. Kesinlikle. Güler yüzü çok harika bir personelleri var. Harika. Sizlere afiyet olsun. Keyifli saatler geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Evet değerli izleyenler, sizlere bugün Amasra'dan seslendik. Amasra'da hizmet veren balıkçının yeri, taze balıklarıyla ve güler yüzlü personeliyle hizmet için sizleri bekliyor. Bir başka bölümde farklı bir sektörde görüşünceye dek hoşça kalın.